İşte karşınızda Begüm Gelin'in bir ömür geçirilecek kadar büyük ve ferah mutfağı. Gri tutkunlarının kalbini pırpır ettirecek bu mutfak, duvar aksesuarlarıyla bir kafe havasında. Evdeki beyaz eşyaların tümüne ev sahipliği yapan mutfakta tezgah arası fayanslarla granit tezgah arasında maalesef en ufak bir uyum bile yok. Üstteki dolaplara göre alttakilerin biraz daha sarı olması da gözümden kaçmadı. Ev yenin üzerinde storj, balkon kapısındaysa tül perde kullanmayı tercih eden renkli gelinimiz açık raflarıyla mutfağına yine bir kafe havası katmayı başarmış. Çok karışık desenli halı ve belli ki yine eve ait olan avize bugün çok konuşulacak gibi geliyor bana. O zaman dönelim gelinlerimize. Bakalım yorumları nasıl olacak? Merak ettim mutfağını. Öyle mi Aslı Hanım? Evet canım. Şöyle bir bakıyorum, çamaşır makinen de burada. Evet. Banyoda yer yok muydu? Mutfak dizaynını bu şekilde yapmışlar. Ben de boşluk kalmasın diye buraya koydum. Evet, bazı mutfaklarda bu şekilde değil mi? Evet. Yani bence bunu acaba fırın için mi yapmışlardı? Ama şurayı da yapmışlar evet, fırın evet, için. Fırın orada. Evet. Taşındığında bu ankastreler burada var mıydı? Evet, mutfağa ait. Vesaire. Değişik. Değişik. Evet. Mimar yapmış. Ne diyorsun Sibel'cim, nasıl buldun? Ben mutfağını beğenmedim Aslı Hanım öncelikle. Yani Neyini beğenmedin mesela? Öncelikle tamam kiracısın ama bana o kadar laf ettin. Öncelikle bunlar saraymış seninkiler. Bana demiştin aynısını. Hı. Hani demiştin ya ikisi farklı olmaz bir evde diye. Nasıl olmuyor mesela? İkisi farklı olmaz demedim. Farklı renkler olabilir dedim. Olamaz dedim. Çünkü şöyle sen aşağı dolabını kapladın. Hani elindeymişken üstü de kaplardım. Ben hiç kaplamadım. Ama dikkatini çekmedi. Sen de elindeymişken sen de şimdi şöyle bir şey var. Yok bizim sözleşmemizde o şekilde yer yok. Ben hiçbir kiracı olduğum için ekstradan hiçbir şey yapmayacağıma dahil. Sözleşmemiz var. Ev sahibimle kavga ederek her ne diyorsun yaptım. Ya? Evet. Niye kavga ediyorsun ev sahibiyle? Çünkü evine zarar vereceğimi düşünerek. Beğendi mi acaba şimdi? Evet. İyi. Şu an orada sıkıntısı yok. Sadece yatak odasında sıkıntısı var. Ama şöyle söyleyeyim yapabilirdin. Burayı boyayabilirdin. Yani yapılmayacak şeyler değil. Ayrıca halın kesinlikle mutfak halısı değil. Avizen kesinlikle yani mutfak avizesi değil bir kere. Hmm. Çok başka yani. Buranın avizesi falan değil yani. Tezgahı masa burası veya değil. Kaplamalara ev sahibinin izin vermiyor olabilir ama halı ve avizeyi ben de beğenemedim. Avizen de eve ait bir avize. Avizeye izin ama değiştirebiliriz. Yok hayır. Yani, giderken geri takamıyor musunuz? Bizim, yani sonuçta bizim anlaşmamız o şekilde değil. Evi nasıl teslim aldıysam o şekilde kullanıyorum. Tamam. Ekstra hiçbir şey yapmıyorum. O şekilde anlaştık. Kendi evim olsaydı... Yani sen benim saygıyla karşılıyorum. Hiçbir şekilde ekstradan bir şey yapmamak için söz verdim. O zaman şöyle söyleyeyim. Hani acaba böyle arıza falan mı var? Çünkü Duy da aşağıda. O yüzden mi izin vermiyor? Duy da mı oturtulmuyor? Depremden dolayı öyle oldu. Orada bir gevşeme oldu. Sürekli tadilat yaptırdık. Yani bir elektrikçiden yardım aldık ama onun çaresi yok. Sizler de biliyorsunuz Maraş, Adana çevresinde çok sık deprem yaşadık. O yüzden avizelerimde evet sıkıntı yaşadım. Tamam. Ama avizeyi ben o zaman yani benim boruma o kadar çok laf ettin ki hani burada da söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Bir de aparatlarını görüyoruz resmen. Bir de siyah yani. Ve evet siyah. Boruna şöyle eleştiri yaptım. Boruna yeşil çiçek yaprakları takarak daha çok dikkat çekmişsin ama dedim. Seninki ben doğalgaz siyah yani evet çekmiyor. Çünkü geldiğimden itibaren öyleydi. Doğalgaz borularını boyanma ya da kapatmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Peki. Doğalgaz borusu olduğu için. Sonuçta bizim kendi evim değil. Kiracıyım ve anlayışla karşıladığım için hiçbir şekilde dokunuş yapmadım. Keşke benim evimi anlayışla karşılasaydın. Senin evini anlayışla karşıladığını düşünüyorum zaten. Peki. Hem ben misafirlerimi de, sizler benim özel misafirimsin ama ben normal hayatımda da misafirlerimi bu şekilde karşılıyorum. Önemli olan borunun ya da dolabın rengi değil de benim samimiyetimin, sohbetimin olduğunu düşünüyorum. Ama kesinlikle katıldık. Öyle. Yarışmanın formatı da zaten. O yüzden evini eleştiriyoruz. Yoksa evet, öyle. Yoksa yarışmanın çok sıcak, samimi birisin. Evet, ben seni evet. çok seviyorum. Ben de sizleri ama, çok seviyorum. Evi eleştiriyoruz maalesef. Evet, kesinlikle öyle. Şöyle ben doğal halimi yansıtmak istedim. Normal misafirlerim nasıl geliyorsa sizleri de özel misafir olarak bu şekilde karşıladım. Ekstra bir şey yapmadım. Begüm arkadaşım tabii ki de biraz rahattı. Sizi kendi evimde nasılsam öyle ağırlamak istiyorum dedi. Ben de buna saygı duydum. Sibel'in rafına
bir şeyler söylemiştin. Evet. Sen de raf kullanmışsın. Hatta şöyle karşılaştırmam gerekirse Sibel daha böyle sade kullanmış. Sen bulduğunu koymuşsun gibi duruyor raf. Şöyle benim mutfağım ayrı, salonla bitişik değil. Ben mutfakta çok zaman geçiren bir insanım. Kahve tutkunu bir insanım. Kahve ve pasta tabaklarım hemen elimin altında olsun istedim. Tozdan kullanıyorum Begüm. Yani günlük tozunu alıyorum. Zaten çalışmıyorum. Ev hanımıyım. Ev işlerimi tamamlıyorum. Salonla bitişik değil dedin ama bu oraya koymanız salonla bitişik ya da ayrı olmasıyla hiçbir alakası. Yani ben orada pembe görüyorum, gold görüyorum, rengarenk evet, renkler görüyorum. Evet, çünkü çok renkli bence bir insanım, seviyorum. Ama bulduğunu koymuşsun gibi evet, gözüküyor. Evet, çünkü o bulduğumu koyduğum her şeyi ben günlük hayatıma çok sık kullanıyorum. Aksesuarlarını falan evet, aksesuar olarak orada sadece küçük bir lamba var. O da benim için maneviyata çok değerli. Evet, onu koydum. Raf karışıktı. Yani birçok çeşit ürün vardı. Ne sadece fincan vardı, ne sadece tabak vardı, ne sadece cihaz vardı. Karışıktı. Peki neden yani çay makinesini bir rafta kullanıyorsunuz? Sonuçta tezgahın çünkü gerçekten kocaman. Çünkü ben kriz çekiyorum. Yok, o yüzden o şekilde kullanıyorum. Begüm'e söylüyorum benim şu anda. Tezgahın, senin tezgahın küçük olabilir. Evet, orada koymuş olabilirsin ama Begüm'ün tezgahı gerçekten evet, bayağı bir büyük. Ve prize yakın ve prize olması yakın. Gerek. Günlük kullanıyoruz. Şurada yani da prizi var. Günlükte sabah, nerede akşam kullanıyorsun çay sen onu? Kullanmıyor musun? Yani orada kullanmıyorsun herhalde. Yani şu şekilde kullanacağım zaman tezgah üzerine alıyorum ben her zaten. Her seferinde. Ya neden? Yani evet, ama zaten çok sıklıkla çay içmiyorum aslında. Muhtemelen çok tezgah karışık diye hayır, koymak istemiyorum. Hayır, pardon, orada kettle, kettle gibi de kullanmıyor musun onu? Hani yok yok, hayır kullanmıyorum. Için. Ben genelde zaten hep tek oluyorum evde. Çay yerine kahve makinesi daha küçük, o daha pratik. O da yine misafirim o da. Evet. Geldiğinde de. Misafirim geldiği zaman çay makinesini değil, çelik çaydanlık kullanıyorum ve onunla daha lezzetli oluyor çay. Hmm.